Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haber merkezimizde hazırladığımız haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, her daim sonuna kadar vatandaşlara kapısı açık olan Aksaray Belediye Başkanlığı'nda Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Halk Günleri'nde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı daha önce olduğu gibi her hafta salı günleri vatandaşları makamında kabul ederek sorunlarını birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Her hafta salı günü başkanlık makamında düzenlenen halk gününe çok sayıda vatandaş katılıyor. Vatandaşlar istek ve sorunlarını Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya iletiyorlar. Her hafta düzenli olarak yapılan halk günüyle vatandaşlarla yüz yüze görüşen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı vatandaşların derdini dinliyor. Salı günleri gerçekleşen halk gününde halkı dinleyerek birçok soruna çözüm üreten Başkan Yazgı, bu davranışıyla halkın memnuniyetini sağlıyor ve Aksaraylılardan olumlu tepkiler alıyor. Halkın istek ve taleplerini karşılama noktasında, belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiği hizmet noktasında, Başkan Yazgı halk gününde dile getirilen istekler doğrultusunda ilgili birim müdürlerini makamına çağırarak konu hakkında vatandaşların bilgilendirilmesini sağlıyor. Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve şube başkanı Mustafa Dağ, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya makamında teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ ve üyeleri, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Gaziler ve Şube Başkanı da Başkan Yazgı'ya kendilerine gösterdikleri destek ve yardımlar Çok çok sebebiyle teşekkür teşekkür ediyorum. etti. Geçmiş 29 Ekim 94. yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramı'nı şahsım ve başkanımın şahsında ulusumuzun adına kutlu olsun diyorum. Ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anarken hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Genç, dinamik, pırıl pırıl olan gönlü güzel başkanımıza da huzurunuzda çok çok teşekkür Allah ediyorum. Çünkü desteklerini bizden hiç esirgemedi. Sayın Başkanıma Hakkari'den, Şırnak'tan, Şendinli'den, Dağlıca'dan selam getirdik. Çünkü kendi eseri, bu eseri sayesinde bizler gittik orayı ziyaret ettik. Böyle bir ortamda, olağanüstü hal durumda oraya gitmek mümkün değil. Ama başkanımın sayesinde, valimin sayesinde gittik, oraları güzelce gördük ve selamlarını getirdik. Dağ Komanda Tugay Komutanı, Tuğ General Emre Tayanç Bey'in özellikle size selamı var. Jandarma Alay Komutanı Tuğ General Akın Bey'in selamı var. Ayrıca Emniyet Müdürü Süleyman Bey'in, Hakkari Emniyet Müdürü selamı var. Sayın Valimiz, Hakkari Valimiz daha önce 95-96 yılında Eskil ilçesi kurucu kaymakamı olan ve şu anda Hakkari Valisi olan Toprak Bey'den de selam getirdi sizlere. Biz de aynı şekilde buradan giderken 3268 metre Hasan Dağı eteğinde kurulmuş Türk İslam yurdu olan Aksaray'dan sizlere selam getirdim dedim. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Haluk Şahin Yazgı, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek siz gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Bizler ve halkımız sizlere minnettarız. Asıl biz size teşekkür ederiz diyerek duygularını dile getirdi. Gazilerimiz her zaman için bizleri örnek alacağımız insanlarsınız. Yapmış olduğunuz fedakarlıktan, yapmış olduğunuz özveriden dolayı biz sizlere minnet borçluyuz. Allah hepinizden razı olsun. Tabii ki sizlerin bizlerden istekleri doğrultusunda yapmış olduğunuz faaliyetleri bizler her zaman destekliyoruz. Sağ olun. Her zaman yanınızdayız. Teşekkür ederiz. Bundan Sağ sonraki olun. Programlarda da bir arada beraber inşallah yürütürüz. Biz özellikle o gittiğiniz yerlerden, Hakkari'den, Şırnak'tan, bizlere getirdiğiniz selamlardan dolayı, bizim selamımızı da oraya götürmenizden dolayı İnşallah. Ayrıyeten teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlerdeki bu enerjiyi, bu dinamizmi, bu gücü görünce bize ayrıyeten bir şevk veriyor, bir çalışma azmi veriyor. O nedenden dolayı da hepinizden Allah razı olsun, hepinize teşekkür ederim. Değerli izleyenler, haber turumuza bir kınama haberiyle devam ediyoruz. Özellikle çocuklarımız için yapılan parklar kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğruyor ve zarar veriliyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın geleceğimizin teminatı dediği çocuklar için yaptırdığı oyun parkları kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına maruz kalıyor.
Aksaray Belediyesi son 3,5 yılda şehrin muhtelif yerlerini 87 adet çocuk parkı yaparken, çocuklar için yapılan bu güzel parklar insanlıktan nasibini almamış kişiler tarafından saldırıya uğrayarak kamu malına zarar veriliyor. Aksaray'ın çeşitli mahallelerinde çocuklar için yapılan modern çocuk oyun parkları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılıp yıkılıyor. Parkların her yeri talan edilerek oyun aletleri çalınıyor. Belediye yetkilileri bazı mahallelerde belediyenin yapmış olduğu çocuk parklarına yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, belediye başkanımızın çocuklar oynasın, eğlensin diye yaptırdığı çocuk parklarını yakıp dökenler, oyun aletlerini çalanlar insan olamazlar. Oyuncaklarını çaldıklarında ellerine ne geçiyor? Yazık değil mi? Devletin malına zarar verip çalmaya utanmıyorlar mı diyerek tepkilerini dile getirdiler. Belediye yetkilileri halk için yapılan hizmetlerin yine halk tarafından korunması gerektiğini belirterek, vatandaşlarımız yapılan tüm hizmetlere sahip çıkmalı ve korumalıdır diyerek duygularını dile getirdiler. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, KPSS merkez atamaları sonucunda belediyeye yeni atanan itfaiye ve zabıta müdürlüğü personeliyle tanışma yemeğinde bir araya geldi. Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından belediyede göreve yeni başlayan itfaiye ve zabıta müdürlüğü personeline tanışma ve kaynaşma yemeği tertip edildi. KPSS merkezi atamaları sonucunda belediyenin kadrolarına yerleşen personelle yemekte bir araya gelen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, görevine yeni başlayan çalışma arkadaşlarına başarılar diledi. Biz burada bir aileyiz. Sizler de yeni ailenize hoş geldiniz. Aksaray'ımıza da hoş geldiniz. İnşallah alışırsınız. Yavaş yavaş tabii intibak süresi olur ama bu sürenin sonucunda da sevdiğiniz, hoşlandığınız bir şehirde İnşallah görevlerinizi en güzel şekilde yaparsınız. Ben hepinizin heyecanını aynen Yusuf'un heyecanı gibi istiyorum. Yusuf nasıl heyecanlandı? O heyecan hiç bitmesin sizde. Çünkü bizim işlerimiz zor, meşakkatli. Hele özellikle itfaiye ve zabıta bizim görünen yüzümüz. Hele zabıta daha fazla. İtfaiye tabii özellikle hem trafik kazalarında kurtarma konusunda, hem de Allah korusun yangın olayları, sel olayları ya da onun gibi doğal afetler meydana geldiğinde bu iki birimimiz özellikle sahada yoğun bir şekilde çalışan bizim bir nevi sahadaki yüzümüzsünüz. O nedenden dolayı bu heyecanınız hiç bitmesin. İşi sevmeniz hiçbir zaman eksilmesin. Tabii ki görev süresi içerisinde karşılaştığınız zorluklar olacak. Bu eğitim alırken de olacak. Ama işin ikinci tarafı da sahaya çıktığınızda karşılaşacağınız şeylerle de ilgili olacak. Yemeğe belediye başkan yardımcılarıyla ilgili daire müdürleri de katıldı. Haber turumuz devam ediyor. Aksaray'ın belirli noktalarında park alanlarında inşası başlayan bilgi evlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak vatandaşlar tarafından tiyatro kavşağı olarak bilinen Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde bulunan park alanında kurulacak olan bilgi evi inşası devam ediyor. Prefabrik olarak yapılması planlanan bilgi evinin inşası öncesi alan kazma ve beton dökme işlemleri hızlandırıldı. İnşaat mühendisleri tarafından ölçüm ve planlamaların yapıldığı bilgi evi inşasının kısa bir süre içerisinde bitmesi planlanıyor. Aksaray Belediyesi tarafından yapılacak olan bilgi evinde yüzlerce kitabın kütüphane tarzında okunması ve okutulması planlanırken, bazı yazar ile şairlerin kitaplarının ise uygun fiyatlarla satılması planlanıyor. Değerli izleyenler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.